Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veşhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne mâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel khayri velâ asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttası ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. Hasbi recai min haliki ve hasbi dini min dünyaya. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şeriften güzeran eden ehimme hutaba mezun cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulha, şüheden münvenat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hasbi bana yeter. Recai min haliki. Yaradanımdan ummam. Her şeyi ondan beklemem. Bana yeter. Evet. Ümidimi Halık'tan, Yaradanımdan olması bana yeter. Bu Allah'tan, her şeyi Allah'tan beklemek, umudunu Allah'a bağlamak, bütün hayırlara, hayır sınıflarına insanı sevk eder. Ve Allah'a bağlı, her şey ondan olacağını bilmek imanın özüdür. Derecelerin en yüksekliğine, yükseklerine insanı yüceltir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan umutlu olmam bana yeter, artar. Kul iman tohumunu kalbine ektikten sonra onu Allah'ın emirlerine uygun şekilde hareket ederek taatla, Allah'ın rızasını kazandıracak işlerle, onların suyuyla sularsa, kalbini kötü ahlaklardan, Allah'a ortak koşmaktan temizlerse, Cenab-ı Hak ölüme onu bu şekilde götürdüğü gibi hüsnü hatimeye, güzel bir son ile, iman kamil ile göçmesini de ona nasip eder. İşte Allah'tan umutlu olmak, başka kimseden bir şey beklentisi olmamak, her şeyi Allah'tan beklemek gerçekten böyle övgüye layık güzel bir müminin işidir. Ve Allah Azze ve Celle Hazretlerinin her gücün üstünde güç sahibi, her şeyi yaratan olduğunu bilmek imanın gereğidir. Böyle olmak bana yeter de artar bile diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hadis-i şerifi Efendimiz bize böyle, başkasından umut beklemeyin, Yaradanınızdan bekleyin, o sizin her şeyiniz, veliniz, sizi koruyan, yaratan o, her şeyi ondan bekleyiniz, ona inandınız, başkasına el açmayınız, onun üzerinde, gücü önünde eğilmeyiniz, Allah'tan bekleyin. Ve hasbi dini min dünyaya, benim dinim de dünya yerine
dünyaya bedel bana yeter. Evet. Çünkü mal gelip geçicidir. Evet. Akıllı adam kalıcı olana yönelir. Evet. Dünya ahiretin ekinliğidir. Burada gelip geçici dünyada ne yaparsan, ne ekersen ebedi alemde onu biçersin. Evet. Allah'tan umut besleyeceğiz. Ona sarılacağız. Bütün ikinci cihanın işlerinin düzgün gitmesi için ona sığınacağız. Ona yalvaracağız. Ona el açacağız. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan da Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir ve ne güzel vekildir demek. Emanun li kulli halif haifin. Her korkudan şeyden güven içinde olmak demektir. Bu sözü inanarak, kalben tasdik ederek, ihlasla söylerseniz Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eleysallahu bi kafin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Cümer suresi 36. ayet. Allah her şeye kafi değil mi? Ve men yetevekkale alallah fe ve hasbu. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, her şeyden, her şeyde ondan beklerse Allah ona yeter. Kafidir. Evet. Her şeyi yapan la faile illallah. Ancak Allah'tır. İmanımız böyle. Bunu yaşayışımızda gösterir de sadece Allah'tan medet bekler, onu açarsak evet, yaradan o, rızık veren o, ihsan eden o, engel olan o, dirilten o, öldüren o, zengin eden o, fakir eden o. Evet. Böyle inanırsak işte bu inanç ona yeter. Yeter. Ebedi aleme onu güzel bir şekilde hazırlanmasına sebep olur. Korkusu, umudu, dayandığı Allah olursa Allah ona kafidir, ona vekil olur, onu korur. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlamamak mümkün değil. İbrahim Aleyhisselam bugün işte Musul, Kerkük, o civarlarda, o bölgenin peygamberi. Evet. Anası onu büyütmüş, babası büyütmüş. Ondan sonra tabii Allah'ın peygamberi. Sonra Allah ona görev verdikten sonra, zamanında da Nemrut var. Nemrut kendini ilah kabul ettirmiş. Öyle kudretli, otoriter bir, kuvvetli bir kral. İnsanların başındaki idareci. Evet. O da diyor ki Allah'tan korkun. Allah'a dayanıp güvenin. Allah'tan başka inanmayın. Ondan başka eğilmeyin, el açmayın. Allah size kafidir. İbrahim Aleyhisselam gençken de Allah'ın tabii peygamber yapacağı insan, onun koruduğu insan. Efendimiz de korumuş, bütün peygamberler koruyor, seçmiş. Putperest bayramı var. Puta tapan bütün çevre ahalisi puta tapmaya gitmiş. O gitmemiş, hastayım demiş. Tabii insanların puta tapmasından hasta, rahatsız, yalan değil. Çok huzursuz, hasta. Gitmemiş. Ona gidince puthaneye girmiş. Bütün putları baltayla kırmış. Kocaman putun boynunu da baltayı asmış. Gitmiş evine. Dönmüşler, gelmişler. Bir bakmışlar ki taptıkları bütün putlar paramparça yerde sürünüyor. Kocaman putun boynunda da balta. Koşmuşlar. Kim yapar bunu? Kim yapar bunu? Ha, bizim putlarımıza şey etmeyen, sevgi beslemeyen, onlara kabul etmeyen, aramıza katılmayan bir genç var, İbrahim. O yapar bunu. Gitmişler,
İbrahim Aleyhisselam bulmuşlar. Neden demişler bunu yaptın? Ne oldu? Hayrola ne oldu? Putlarımızı bütün kırmışlar. Kocaman putun başında balta var. Ona sorsanız da demiş. Kim yaptı bunu diye. Ona tapınıyorsunuz ya, ondan istiyorsunuz ya, ona sorun. O konuşmaz ki demişler. Demiş konuşmayan bir şeye Allah diye tapılır mı demiş. Siz ne biçim akılsın, şey edersiniz. Nemrut tabii bunu çağırmış. Senin Allah'ın ne yapar demiş ona, herkesin huzurunda onu küçük düşürecek. Benim Allah'ım yaratır, diriltir, öldürür demiş. İki adamını çağırmış Nemrut. Şunun boynunu vurun demiş. Aha demiş, öldürdüm. Ötekine sen serbest bırakıyorum demiş. İşte dedim dirilttim. Ben de Tanrıyım. Halbuki zaten diri adam. Şimdi İbrahim Aleyhisselam onu tamamen susturacak. Benim Rabbim demiş, güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Şimdi Nemrut nasıl güneşi batıdan sıkıysa sen de batıdan doğdur, doğudan batırt. Bunu yapamayınca atın bunu demiş zindana. Tanrılara yardım edelim, herkes odun taşısın. Evet, herkes odun taşımış. Bir hafta odun taşımışlar. Hayvanlardan taşıyan olmamış, sadece katır taşımış. Onun için kadının zürriyeti yok diyorlar. Kitapla böyle yazıyor. Ateşe vermişler. Ateş iş alevlendirmiş. Onu da mancırın üzerine koymuşlar. Evet. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Beni Allah gönder demiş. Emret demiş. Bütün gücümle demiş. Yetki verdi bana. Senin yanındayım demiş. Evet. İmanın en yüksek noktası. Şimdi ondan bahsediyoruz. Allah benim halimi bilmiyor mu Cebrail kardeşim? Tabii biliyor demiş. Allah'ın benim halimi bilmesi yeter demiş. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Hiçbir talebim yok. Allah bana kafidir ve ne güzel vekildir demiş. Böyle deyince ateşe atmışlar o alevli ateşe. Kûni berden ve selâme. Kur'an'da var. Ateşe biz selamet ol, soğuk ol dedik. Güllük gülistanlık olmuş. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateş. Bir insan her şeyi Allah'tan beklerse, Allah'a dayanıp güvenirse, aha böyle ateş güllük gülistanlık olur. Hayatı da böyle güzel olur. Allah onu kafidir, onu kurtarır. Evet, güzel peygamberimiz Huneyn Savaşı'nda Mekke'yi fethetmiş. Mekke'yi fethettikten sonra Taif'te komandolar var. Müşriklerin komandoları. Çetin savaşçılar. Onları da hizaya getirmeden rahat olmayacağını biliyor. Basacaklar Mekke'yi. Müslümanları öldürecekler. Onun için yeni Müslüman olanlarla beraber orduyu tekrar donatmış. Taif'e doğru yola çıkarken Huneyn Vadisi var. Orada düşmanla karşılaşmışlar. Evet, düşmanla karşılaşmışlar. Neticede hepsini yenmişler. Birçokları ölmüş o savaşçıların. Peygamberin bir adım bile gerilememiş. Çetin bir muharebe yeri. O yerlere ben de gittim. Çok büyük ordu var. Çok dağ komandoları, çetin savaşçılar. O çetin savaşın başlangıcında müthiş bir hamle yapmış düşman. Sahabiler sıkışınca geri çekilmişler. Efendimiz bir adım bile geri çekilmemiş. Ben yalan yok Muhammed Mustafa'yım. Ben yolum yok Abdülmettib Abu Talib'in oğluyum. Abdullah'ın oğluyum. Ben Allah'ın Resulüyüm diye hiç çekilmemiş geri. Herkes geri dağılırken Abbas Hazretleri gür sesli demiş, nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Bak peygamber yalnız başına atını sürüyor düşmana karşı. Herkes toplanmış ama müthiş bir düşmandı.
öyle bir yer ki tepe var, vadi var, tepe var, vadi var, tepe vadi var. Bir düşmanı def ediyorlar, öbür vadiden bir düşmandan geliyor. Öyle bir çetin bir harp. Neden sahabiler geri gitmiş? Aklım almıyordu. Öyle güzel insanlar. Ama araziyi görünce hakikaten böyle birini bitiriyorlar, bir daha çıkıyor. Birini bitirip çıkıyor. Öyle bir durum. Evet, ama Allah peygamberimize nasip etmiş. Düşman askerleri, vadi dolusu develer, koyunlar, atlar, sığırlar. Eskiden harp böyle oluyor. Mal, mülk hep askerle beraber harp meydana geliyor. Onlar yenilince yeni Müslüman olmuşlardı orada. Bir tane Safvan adında zengin var. Daha Müslüman olmamış. Zorla Müslüman ol demek yok. La ikrafiddin. Ondan borç para almış peygamberimiz. O müşrik zenginden. Orduyu donatmak için. Ordu kalabalıkleşmiş çünkü. Evet. O bakmış düşmanı yendikten sonra o müşrik henüz adam. Vadi dolusu develer, sığırlar, koyunlar. Zenginlere para, mal çok tatlı gelirmiş. Böyle içini geçirerek bakmış. Çok hoşuna gitti. Herhalde demiş peygamberimiz ona. Sevilmez mi demiş ya. Vadi dolusu deve, vadi dolusu koyun, sığır. Baksana şuna. Hepsi senin olsun demiş peygamberimiz. Hemen adam kendine gelmiş ya. Bu kadar cömertliği demiş ancak peygamber yapabilir. Sen hak peygambersin. Böyle Müslüman olmuş. Evet. Şimdi herkes düşman yenilip şey etti. Ölüler, düşman ölüleri. Bazıları da yaralı. Numara yapıyor. Öldü numarası. Peygamberimiz asker yorulmuş tabii. Çok çetin muharebe geçmiş. Dağıtmış orada kenarlara. Dinlenin demiş. Kendisi de yalnızca bir yere çekilmiş. Üstünün başını sıcak açmış şöyle rahatlayarken yaralı bir adam bakmış ki bir koruması yok, bir şeysi yok. Gelmiş başına yalın kılıç, peygamberimizin kenarında kılıcı kapmış, dikmiş tepesine dikilmiş. Söyle bakalım demiş, seni benden kim kurtaracak? Biz olsak donumuzu batırırız. Ama işte bakın, hasbiyallah ve nimel vekil. Her şey Allah'tan olur, öyle değil mi? Allah öldürmezse öldürmez. Ama biz böyle diyoruz da yaşayamıyoruz. Gerçek iman bu. Peygamberimiz hiç telaşlanmadan Allah bana kafidir. Ne güzel vekildir. Hasbiyallahu ve nimel vekil. Bu sözlerine adam korkmuş, titremiş, elinden kılıç düşmüş. Efendimiz almış kılıcı. Söyle bakalım demiş. Şimdi beni kim kurtaracak? Evet. Her zor durumda, sıkışık durumda. Abi beni buradan kurtar. Beyefendi beni bundan kurtar diye. Yaradılana değil. Allah'a el açıp yalvardınız mı? Gerçekten bütün iliklerinize kadar imanınızla derinden istediniz mi? İbrahim Aleyhisselam ateşini gülistan'a çevirdiği gibi aynı Pizgal peygamberimizin de başına kılıçla diken adamı öyle bir korku vermiş. Şimdi beni senden kim kurtaracak? İş böyledir. Ama biz zor durumda kaldık mı bir torpil bulmaya gideriz, adam aracı bulmaya gideriz. Allah'a yalvar. Benim Allah'tan umut etmem bana kafidir. Yeterlidir. Benim dinim dünyama yeterlidir. Dünya gelip geçici. Ahiret emirlerini bize, dünya işinde, ahiret işinde bize öğreten dinim, bunları emrettim mi rahatlarım ben. Eyvah yarın aşk alırım demem. Neden? Razzak alem Allah'tır. Niye telaşlanıyorsun? Allah tevekkül eder, kendine düşeni yapar. Sen bilsin ya Rabbi der. Böyle diyen mümine Allah kafidir, elinden tutar. İbrahim bin Ethem bin Mansur el-Aceli, evet, Ebu Sabit Muhammed bin Abdullah'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Hasbil mümin mineşşikâki vel haybeti en yesme'al müezzine yüsevvibü bis salati felâ yüceybuhu.
Evet. Şimdi bakalım ne yapacağız? Mümine muhalefet olarak, dikkat edin, muhalefet. Mümin Allah'a muhalefet eder mi? Peygamber'e muhalefet eder mi? Ediyoruz. Peygamber böyle söylüyor, yanlış yapıyoruz. Allah böyle diyor, yanlış yapıyoruz. Muhalefet ediyoruz. Bunlara gitmeye gerek yok diyor Efendimiz. Bir müminin şunu yapması Allah'a ve Resulüne muhalefet olur, yeter. Onun hakkından gelir. Nedir o? Evet. Nedir o? En yesme'al müezzine fe yusevvibu bis salati fe la yucibuhu. Evet. Müezzinin ezanını duyuyor. Hayya ala sala, haydin namaza. Hayya ala felâ, haydin kurtuluşa. Müezzin bunu duyuyor ama adam hiç oral olmuyor. Sırf bu diyor, onun hakkından gelir. Hani böyle içki içmesi, kumar oynaması, zina etmesi, adam kandırması falan filan, onlara gitme diyor. Ezanı duyduğu halde hiçbir özrü yokken, evet, hiçbir özrü yokken müezzinin bu davetine icabet etmemesi, acele namaza gitmemesi onun hakkından. Vay işimize, ne olacak bizlere? Evet, ne olacak bizlere? Ezan okunuyor, adı Hasan, Ali. Puff, sigara içiyor herif. Hani Ali, Hasan, Ali olduğuna göre Müslüman, kardeşim olarak söylüyorum. Kardeşim olduğu için söyleyeceğim bunları. Sen ne biçim Müslümansın yahu? Sen benim kardeşimsin. Bu ezanlar ki dinin temeli, dinimizin özü. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Dinimizin, iman kelimesinin temeli. Ama sen buna inandım diyorsun, ezan okunuyor, sigara içiyorsun, haram işliyorsun. Ezan okunuyor, çingir çingir, kahvede şiş, düşüş, ha 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 diyorsun. Ezan okunuyor, bacak bacak üstüne atmışsın, hiç oralı değilsin. Kahkahalarla sohbete devam ediyorsun. Ezan okunuyor. Dinin, imanın temeli. Niye hazır ola geçmiyorsun? Neden imanını göstermiyorsun? Evet, ne diyor bak, hadis okuyoruz. Böyle ezanı duyduğu halde, hayya ala sala, hayya ala felah duyduğu halde, namaza acele etmeden gitmeyen, bu sadece bu hareketi ona yeter diyor. Başka günah aramaya gerek yok. O bundan kurtulamaz. Çünkü müezzin helimmu. Evet, ileyhe, haydi namaza. Haydi. Haydi namaza diyor. Haydin kurtuluşa. Evet. Bunu duyan mümin, evet, mübader, acele hemen derlenip toparlanıp, kusura bakma, şu namazı gidelim gelelim, işimizi devam ederiz. Dükkanı bırakıp geleceksin. Yoldaysan namazımı kılayım, yola devam ederiz. Başka birisi namazı kılalım diyeceksin. Evet, bunu öyle söylüyor. Böyle demezse yeter bu diyor. Başka şey aramaya gitmeye gerek yok. Bunun hesabını veremez. Şimdi bu ezan okununca cemaate gelme hakkında çok hadis var. Onları da sadece kısaca size arz edeyim ben. Ezan okunduğu zaman mazereti yokken camiye gelmediler mi? Evet. Bilal'e emredeyim. Geçsin benim yerime imam olsun. Şu camiye, cemaate namaz kılmaya gelmeyenlerin gideyim. Metin burada. Evlerini başlarına yıkayım ve yakayım dedim. Bunu düşündüm diyor. Halbuki Peygamberimiz Halim, Selim, Rauf, Rahim, son derece merhametli bir insan. Müminleri çok seviyor.
raufun rahim. Bilmü'minine raufun rahim. Müminlerin ayağına diken batmasını sevmez. İstemez. O kadar seviyor müminleri. Miraç'ta Allah'la özel meclise karşı karşıya geldiği zaman selam sana ey Muhammed Habibim. Allah böyle esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Orada bile bizi düşünmüş. Esselamu aleyna ve ala ibadilâsı. Yalnız bana değil selam. Selamet. Bana inanan müminlerle hepimize olsun ya Rabbi. Orada bile bizi düşünecek kadar bizi çok sever. Peygamberimiz ne diyor bak? Ezan duydu ama gitmedi. Bu muhalefetinden dolayı gideyim, evlerini başlarını yıkayım, yakayım dedim. Ondan dolayı İbnül Hümam özürlü yokken cemaate gitmek farzdır. Öyle diyor. Peygamber böyle tehdit ediyor. Farzdır. Evet, bunu Ahmed İbn Hanbel de söylüyor. Davud Tayy de söylüyor. Ata bin Rabat, Ebu Sevr de söylüyor. Abdullah bin Mesud da diyor. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh'tan naklediliyor. Men semi'a nida'e sümme lem yecib fela salate lehu. Ezanı işitti, hiçbir mazereti yok. Gitmedi camiye. Fela salate lehu. Onun namazı yok diyor. Orada kılıyorum evinde. Yok yok, namazı yok diyor. Gidecek camiye. Bu cami neye yapıldı? Müslümana gelsin diye, doldursun diye yapıldı. Doldurduğun zaman bereket yağacak, rahmet yağacak. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların hileleri, desiselerini cemaati Müslümanlar doldurup kılınca Allah'ın hoşuna gider diyor Peygamberimiz. O belaları def eder diyor. Müminler imanı kemale erer, imanla göçer diyor. Böyle belaları Allah kaldırır diyor onlardan. Böyle müjdeler varken gitmeyince Efendimiz böyle kızıyor. Onun evde namazı yoktur. Gitsin. Farzdır. Evet. Ahmed-i Hanbel böyle söylüyorlar. Evet. Vaciptir diyen var. Sünnet-i Mekke'dedir diyen var. Sünnet-i Mekke'de vacip demek zaten. Efendimizin bu sünnetleriyle bilindiği için vaciptir denilmiştir. Yoksa sıradan bir sünnet değil, çok kuvvet. Bedavüz sanayi de aynı. Evet. Zahmetsiz, güçlük olmadan, sıkıntısız olarak cemaat gitmeye kadir olan hür, bali, mükellef, akıllı, deli değil kimseler için ezan okunca camiye gitmek bu hadisten dolayı vaciptir diyor. Evet. Kendi camisinde cemaati kaçırırsa başka camilere gitmeye mecbur değil. Vacip olmaz ama ben cemaat sevabını alacağım diye giderse güzel olur. Evet. Bir adam namazla abdestli hanımını, oğlunu, kızını, kardeşlerini topluyor evde. Evinde zaman zaman ailesini toplayıp cemaatle namaz kılsa. Kuduri, İmam Kuduri diyor ki cemaat sevabı almaz. Bu yaptığı bid'attır, mekruhtur. Özürsüz iseler ki özür de hastalıktır. Evet, bu nasıl hastalık? Sıradan hastalık değil. Teyemmümü mübah kılan, abdest alamıyor su mesela, böyle ağır hastalık. Eli kesik, ayağı kesik, felçli veya dışarı çıktığı zandan zalimler onu yakalayıp öldürecekler, dövecekler. Böyle bir korkusu var. Evet, adamın parası yok, kuruşu yok. Borçlu bir adama sokağa çıktığı, camiye gittiği takdirde görecek. Herkesin içinde paramı ver diyecek. Bu adamın ödeyecek ama parası yok. Bu mazerettir diyor. Evet. Yürüyemeyecek kadar yaşlı. Evet.
çok soğuk hava, çok çamur var. Nerede çamur? Her taraf asfalt. Çok karanlık. Nerede çamur? Nerede karanlık? Elektrik var. Hiç mazeret kalmadı. Böyle durumlarda ancak camiye gitmeyebilirsin. Aksi halde camiye gitmek farz diyenler var, vacip diyenler. Evet, namazı camide kılmak belaları def eder, imanla göçmeye sebep olur. Evet, cemaatten tahallüf eden, geri kalan, aynı öyle söylüyor Peygamberimiz. La yetehallafu anha illa münafık. Hidaye. Meşhur fıkıh kitabı Hidaye, 1. cilt 39. sayfa. Evet, muteber fıkıh kitabı Merginani Hazretlerinin. Evet. Camiye cumartesi namaz gitmekten ancak münafık kalır diyor. Evet. Münafık gitmez camiye diyor. Ne kadar ithamlar ağır görüyorsunuz değil mi? Evet. Cemaatten geri duran cennetten geri kalır. Evet. Şimdi bana dayakçı hoca diyorlar ama ben de Hazreti Ömer'in sözünü tekrar edeceğim. Dinde olanı söyleyeceğim. Dinen böyle arz ediyorum yine. Muatta Malik Tirmizi 2. cilt 309 1. cilt 221. sayfa. Yudrabun nasu ala tilke salah. Namazı gitmeyenler ezan okuduğu halde mazereti yoksa dövülür diyor. Ömer söylüyor canım, ben de aktarıyorum. Nasıl bileceksiniz, siz bilirsiniz. Gidersin gitmezsiniz. Bu kadar önemli. Cemaatle namaz kılmak bu kadar önemli. Efendim de öyle söylüyor. Başka şey aramaya gerek yok. Sadece ezan duyup da hiçbir mazeret gitmedin mi? Bu sana yeter diyor. Senin hakkından gelir. Hesabını veremezsin. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Evlerini başlarına yıkayayım diye o kadar onlara gazaplandım diyor. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri de her ne kadar evet hadisler mütevatir olsa o da diyecek, farz diyecek. Fakat mütevatir hadis değil bu. Onun için farz demiyor da o da sünnet-i Mekke'dedir. Neden? Sünnetle bilinen bir şeydir. O da mütevatir olmadığı için farz diyemeyiz diyor. Ama kendisi hiç cemaatten kalmamış. Evet, bize öyle söylüyor ama İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel ona farz diyor. Farz diyor. O kadar önemli. O kadar önemli. Evet. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud farz-ı ayın. Evet, söyledik. Cemaate gitmeyi çok önemseyeceğiz. Tembellik yapmayacağız. Bir de her zaman söylüyoruz. Şimdi Allah kabul etsin, ikindiyi kıldık. Burada kaç kişi varsa 200-300 kişi. Hepsinin namazı garantili. İmam ödeyecek. El imamı daminin diyor Peygamberimiz. Cemaate gittin de imama uydun mu? Namazın garantili. Ama evde kıldıysan bu tehditler var. Peygamberin bu hadisleri var. Bir de okuyuşun doğru mu yanlış mı? Rükûmun sağlam mı değil mi? Secden tamam mı değil mi? Hesap vereceksin. Namaz davacı olacak. Beni kepazet etti bu diye. Bir de o hesap var. Ama camiye geldin mi imam verecek bu hesabı. Seninki garantili. Ama imam güzel kıldı mı da 500 kişiye imam olmuşsa 500 kere sevap alacak. Sen bir kere, o 500 kere. Öyle bir imamlık işte böyle. Sen git, akıllılık yap, imama uyu. İmama uyu. Cuma da böyle, 5 vakit namazlar da böyle. Evet, camiye giderken de tertemiz git. Pis gitme, temizlen. Biraz cuma günü yıkanmak, cuma namazı gitmeden tırnak kesmek, tıraş olmak, kasık tıraşı, bunlar mutlaka
toplum içine gidiyorsun. Ne biçim adam da iğrenç bir adam dedirtmemek için Müslüman böyle camiye bağlı olur kalbi ve cami kalbiye bağlı olan mümin de beş vakti cemaatle camide kılan mümin de mahşerde herkes çok sıcaktan kavrulurken veya çok soğuktan üşürken çok karanlık gelip şaşırmışken veya çok aydınlıktan perişan olmuşken onlar arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetiyle şereflenecekler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları bilmeli. Evet, cemaate gitmemek ona vebal olarak yeter diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mazereti yokken onu kulağımıza küpe edinmeliyiz. Evet. Tabarani Muaz bin Enes Hazretlerinden. Hasbiyallah ve ni'mel vekil emanun kull haif. Hasbiyallah ve ni'mel vekil demek her korkanın güvencesidir. Bunu söylediği zaman evet Ebu İbn-i Merduye'de İzâ vakâtun fil emril azîm. Çok bunaldın, sıkıldın, öyle daraldın. Fakûlû diyor Efendimiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir, ne güzel vekildir diye Allah'a sığın diyor. Bu korkan adam için emniyettir. Evet, emniyettir. Anlattık bir evvelki hadisten dolayı İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin durumunu. Evet, İbrahim Aleyhisselam bu son sözü, evet bu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet. Buhari'de Abdullah bin Abbas'tan hasbunallahu ve ni'mel vekil kâleha İbrahim Aleyhisselam hine ulkiye finnar. Ateşe atıldığı zaman anlattığımın metnini, delilini söylüyorum. Evet. Ateşe atıldığı zaman son sözü İbrahim Aleyhisselam bu oldu. Allah da ateşi güllük gülistanlık yaptı. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün düşman toplandı. Saldıracaklar dendiği zaman Efendimiz de aynı şeyi söyledi. Evet, kesinlikle kalbine şey gelmedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Bedir'de 313 302 atlı var, 311 kişi taşla sopayla savaşıyor. Yalın ayak savaşıyor. Sivri kayaların üstünde savaşıyor. Karşı tarafta 1000 mevcutlu süvari zırhlı müşrik var. Duman ettiler. Ve emdednâküm bi emvelin ve benîne. 1000 melekle biz onlara imdar ettik. Yardım ettik. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim böyle daraldığı zaman hasbunallahu ve ni'mel vekil derse korkusundan emin olur. Allah onun imdadına yetişir. Buyuruyor güzel peygamberimiz Şeddad bin Evs'ten nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Husnü savti zinetün lil Kur'ani. Adamın güzel sesi var. Hüsnü, güzel ses Kur'an'ın süsüdür. Güzel sesli olanlar hafız olun. Kurra olun. Güzel Kur'an'ı güzel okuyun. Sesinizi orada gösterin. Gazinolarda şarkıcılık yaparsanız haram para kazanırsınız. Hesap vereceksiniz. Evet. Güzel sesinizi Kur'an okuyarak müminlerin kalbini titretecek, heyecanı getirecek. Evet. İzâ tülyet aleyhim. Kendilerine Kur'an okunduğu zaman vecilet kulûbuhum. Kalpleri titrer, heyecanı gelirler. Gözlerinden yaş akar müminlerin. O güzel Kur'an'ı güzel sesle kurallarına uygun okudunuz mu? Mümin kabına sığamaz. Coşar. İmanı artar. İmanı artar. Evet öyle. Sesini orada değerlendir. Öyle diyor. Güzel ses Kur'an'ın sesidir. Güzel sesli adam. Sesini orada değerlendir.
Ha, başka yerlere gitme ha. Evet, başka yere gitme ha. Kur'an'ın sözü odur. Kur'an'ı tertille açıkça okuduğu zaman, tam kurallarına uyduğu zaman müminlerin imanı coşar, artar. Tabarani Abdullah Mesud'dan Ebu Nuaym Hilyesi'nde Abdullah Mesud'dan nakletmişler. Husnül meleke, güzel idare. Evet, güzel idare. Memleketin başına belediye başkanı olmuşum. Genel müdür, müsteşar, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olmuşum. Anlayasınız diye söylüyorum. Evet, sıfatın ne olursa olsun, padişah, halife, ne bileyim, başkan, neyse. İnsanların başına şey olursunuz, bu güzel idare diyor, yani onlara iyi davranmak, onların gücünü yetmeyecek şeyleri onlara yüklememek, onların işlerini görmek, görüvermek, ufak tefek sürüşmelerini görmemek, affetmek. Evet, bunlar güzel idarenin gereklidir. Zulmetmemek, iyi davranmak yümnün bereket sebebidir. Böyle güzel idare eder, zulmetmezse bir idareci, kendisini Allah sever, işini kolaylaştırır, o memlekete de bereket yağar, güzellikler dolar, hayır dolar. Vesul ahluki şumun, kötü ahlak da şumdur. Evet, kötü ahlak buz iraz eder, nefret doğurur. Evet, onun için iyi idare, rifkle muamele, adaletle muamele, afifkar davranmak bereket sebebi, iyilik sebebi. Kötü ahlak da ferden veya idareci kimden olursa olsun buğuz doğuran, nefret doğuran ve kötülüğe giden yolları çoğaltan, insanları isyan ettiren bir uğursuzluktur. Bir berekette kalmaz, iyilikte kalmaz diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve taatul mer'eti nedabe. Evet, biz elçiyiz, bize kızmak yok. Eksiksiz fazlasız dinin hükümlerini anlatmak zorundayız. Din Allah'ın, biz sadece aracıyız. Kadınlar erkeklerden farklı yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam cennete kondu. Havva anamız da kondu. Cennet çok güzel. Efendimiz diyor ki gözün görmediği, kulağın işitmediği, akla hayal gelmedik ne kadar güzellik varsa hepsi cennette var. Nasip etsin, girelim görelim inşallah. Oraya girdi. Çok güzel cennet. Yiyin, için, külü, veşrabu. Evet. Her şeyi yiyin, için, yaşayın, keyfinize bakın. Ama şu ağaçtan yemeyin buyurdu. Şimdi şeytan Adem Aleyhisselam sebebiyle ona secde etmediği için kovuldu, şeytan oldu. Evvelce cennetteydi. Çıkarıldı ve rahmetten mahrum. Adem Aleyhisselam sebebiyle atıldığı için ondan ve onun afadından, torunlarından tüm insanlığa düşman. Allah'tan izin istedi, yol açık dedi, senin olsun kıyamete kadar. Ama bana sığınanların kılına dokunamazsın dedi efendim. Kur'an'da var bu. Şimdi daha cennette Adem Aleyhisselam, Havva anamız cenneti gezerken sınıra yakın gelmiş cennetinde. Şeytan kenarda dolaşıyor. İntikam alacak ya onlardan. Havva kardeş. Bakmış iblis. Allah, vallahi billah. Bak, ben orada kaldım. Neden o ağaçtan yemeyin dedi biliyor musun Allah? Neden dedi? Sizi çıkaracak oradan dedi.
Onu yerseniz ebediyen kalacaksınız. Cennet çok güzel. Oradan çıkmayı kimse ister mi? Havva anamız yemin billah ettiği için iblis aleyhinnâle inanmış buna. Gelmiş Adem aleyhisselam. Adem demiş. Cennet çok güzel. Çok güzel demiş Havva. Bak demiş iblis böyle söyledi. Yemin billah etti. Kaç defa yemin etti. Onu yersek ebedi kalacakmışız. Git dedi git. Allah'ın emri böyle. Ama cennet çok güzel. Adem de seviyor. Güzellikten insan mest olur. Ertesi gün yine gel. Adem etme. Görüyorsun demiş. Yiyi verelim. Ebedi kalalım. Çıkmayalım. Git dedi bir daha. Tekrar geldi. Havva anamız. Adem etme ya dedi. Burada kalalım. Havva doğru söylüyorsun yalnız. Cennet çok güzel. Çıkmayalım buradan. Yediler ve çıkardı. Diyor ki Peygamberimiz kadınlara itaat etmek nedamet, pişmanlık sebebidir. Çıktı, çıkmadan dedi. Allah birini Serendip Adası'na Sri Lanka'ya attı adamı. Havva anamız da Cidde'de. Cidde, mezarı da Cidde'de. Havva anamızın 300 sene kendine geldiler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Pişman oldular. Kanlı gözyaşıyla 300 sene ağladılar. İnsanlık bu. Hata ettiği zaman tövbe istiğfar edecek. Allah'a sığınacak yine. Onlar da bunu yaptılar. İnsanlık bu. 300 sene sonra yine onlara Allah hilafet verdi. Yeryüzünde halifesidir insanlar. Birleştirdi Arafat'ta. Arafat da oradan geliyor. Evet, orada onlar birleştirdi. Müzdelife'de onlar ettiler. Evlendiler. İnsanlık da oradan türedi. Evet, şimdi diyor ki kadınlara itaat pişmanlık doğurur. Çünkü kadın heyecanlı yaratılmıştır. Duygusaldır. Efendimiz bunu kadınların aklı yarımdır diye ifade ediyor. Şimdi biz bunu söyledik. Doktor, profesör hanımı evet konuşuyoruz. Ben dedi her işim çok dinleyemiyorum ama benim hanım dedi her sabah seni hiç kaçırmıyor. Ben dedim zaten yarım akıllılara söz geçirebiliyorum. Rica ederim hocam dedi. Kadınlar niye yarım akıllı olsun? Sinirlendi herif. Dedim doktor bey dedim profesör. Yolda gidiyorsunuz. Direksiyonda siz varsınız. Hanımınız da yanınızda. Sizde hiç kabahat yok. Ama bir zıpır delikanlı geldi, aramızda çarptı. Veya bir güzel, masum çocuğa çarptı, öldürdü. İlk çığlığı kim atar dedim, hanım atar dedim. Yine dedim böyle gidiyorsunuz, çok güzel bir manzara ile karşılaştınız. İlk gülümseyen kim olur dedim, hanım gülümser dedi. Peygamber de bunu söylüyor dedim. Erkekler daha soğukkanlıdır. Kadınlar heyecanlıdır. Duygusaldır. Duygusallıklar akıllarını örter. Böyle duygusal olmasa da sen gece yarısı kalkıp da çocuğunu emzirmez. Sen olsa ama ölecek mi ya o sabah da ağlasın dersin. Ama o dayanamaz. Dedi mi kalkar emzirir. Allah öyle merhametli duygusal yaratmış. Peygamber bunu söylüyor dedim. Doktor bey, akılsız delidir demiyor. Duygusallıkları akıllarını örter diyor. O zaman tamam dedi. Evet, işte onun için duygusallıkları akıllarını örttüğünden dinleyeceksin de. Ama çok hesaplı dinleyeceksin. Kadınlara böyle düşünmeden, hesap etmeden inanmak, onun dediğini kabul etmek pişmanlık doğurur diyor Bezel Peygamber. Hadis böyle. Evet. Ve sadakatu tedfa'u'l kada'el su. Sadaka kötü kazayı def eder. Evet. Belaları def eder. Teruddül bela diye de var. Burada da tedfa'u'l kada'el su.
kötü kazayı def eder. Sadaka böyledir. Onun için her gün sadaka ver. Başına bir kötülük gelecekse önler. Yola çıkarken sadaka ver. Yolda başına kaza gelmez. Öyle diyor Peygamber. Kazayı def eder. Evet. Kötü kazayı bile def eder. Sadaka. Yani mecbur olmadığın halde fakir fukaraya para vermek, yiyecek vermek, ayakkabı vermek, karnını doyurmak, ihtiyacını gidermek. Zekat ayrı. Zekatlı hakkında da gelecek. Sadaka bu. Mecbur olmadığın halde ona insan bu yahu diye. Hatta kafir bile olsa aç kalmış, sokakta kalmış, yedir, giydir, sevap alırsın. Çünkü insandır. İslam hukukuna göre pasaportlu gavurlara vize ile Müslüman ülkeye girme izin verilene müstemmen denir bunlara fıkıhta. Gelmiş, kumar oynamış, içki içmiş, parası sıfır. İslam devleti hukuk kuralı bu. İslam devleti bunu alır, uçağa bindirir, memleketine götürür, karnını doyurur. Görevidir insanlar çünkü. İslam böyle. Evet efendim, sadaka kötü belayı, kötü kazayı def eder. Sadaka ver. Evet. Şimdi Beyhaki çıkardığı bir şuab-ı imanda bir adam Ahnefe dedi ki dülleni ala me'unetin bila ta'ab, yorulmadan beni minnet duyulan bir insan haline getirecek bir şey söyle bana yorulmadan. O da dedi sadaka ver dedi. Cebine verirsin, terlemezsin, bir şey yok. Madem çünkü o adam verdin mi, insan böyle yaratılmış. Sana sevgi duyar, boyun eğer, minnet duyar sana. Böyle yorulmadan diyor, yorulmadan. Sadaka ver diyor. En kolayı bu. Evet efendim, öyle diyor. Sadaka ver diyor. Orada da şey bu. Ahnef böyle söylemiş. Evet. Sonra aleyke bil hulkil kabih, kötü ahlaktan uzak dur. İnsanlar seni sevgisin, minnet duysun istiyorsan. Vel kef anil kabih, çikil olan şeyden kendini tut. Evet. Sakın ha, bunları yapma. Evet. Kötü dilli olma. Herkesin kalbini kırma. Evet. Sakın böyle olma. Güzel ahlaklı ol. Eğer herkesin sevdiği, minnet duyduğu adam olmak istiyorsan demiş. Şimdi Gümüşhanel Hazretleri güzel ahlak nedir? Saymış dökmüş. İhsan. Karşılıksız iyiliği yapmak. İhsan. İhlas. Hiçbir şey beklemeden sırf Allah emretti diye, Peygamber emretti diye iman dolayısıyla verivermek. Yapmak. İbadeti böyle yapmak. Hayrı böyle yapmak. İhlas. Vel İsar. Kendi muhtaçken diğer mümin kardeşini tercih etmek. Sahabiler Medine'ye geldiler. Bizim malımız, yiyeceğimiz senin olsun dediler. Allah da övdü. Böyle öysürün alan bizim hasasa. İhtiyaç içinde olsalar bile Mekke'den gelen muhacir Müslümanları tercih ederler. Allah övüyor onları. Ama böyle yap. Minnettar kalırlar. Minnet duyulan bir insan olmak istiyorsan böyle yap. Bu güzel ahlakı sahip ol. Başkasını tercih et. Ve ittiba-ı sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini elfi elfine yap. Önemsiz bir sünnet deme. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa bu sünneti tabi ol. Şimdi diyoruz ki Efendimiz farz kıldığımız yerde sünnet kılman diyor. Değiştiriyor lan. Böyle bakıyor. Değiştiğin zaman terlemezsin, yorulmazsın. Para istemiyorlar. Peygamber böyle söylüyor diye, onun sünneti diye.
farz kıldığın yerden şöyle bir adım ileri git, ya geri git, ya yana git, sola git, arkadaşını değiş yahu, peygamber böyle söylüyor diye. Sünnet. Evet. Bu sünnete, böyle basit saydığımız sünnetlere tabi ol. Herkese minnet duyduğu adam olursun. İbadette de aşırı gitme. Yapabileceğini devamlı yap. Bir gün sabah da uyumuyor, ertesi gün hasta oluyor. Nereden kıldım ya bu namazı deme. Orta yoldan git. Evet, İmam-ı Azam Kabe-i Muazzama'da bir gecede Kur'an hatmetmiş. Ayakta namaz kılınıyor. O namaktan zevk almasa dayanabilir mi insan? Senin derecen öyle değil. Yapabileceğin kadar yap. Ya nereden kıldım ya, hasta etti beni deme sonra. Orta yoldan git. Evet. Geçim hayatında da aynı şekilde orta yollu ol. İnsanların ayıbınla uğraşma. Kendi ayıbınla uğraş. İnsaflı ol. Böyle herkesin minnet duyduğu insan olmak istiyorsan. Evet. Bazen ruhsat ver, izin ver. Harama izin ver değil. La be'se bih, zararı yok. Bazen yap. Hele bu devirde bu kadar çevre, bu kadar dine aykırı şeylerle, manzaralar doluyken haram olmayan, ruhsat olan şeyleri yapan yine evliya olur. Devamlı yoksa. Ruhsat ver. Bazen evet, Allah'a inandığında tam teslim ol. Evet. Cimri olma. Namusunu korumak için infak et. Emr-i maruf yap. Ama çok kere azimeti tercih et. Çok daha sevaplısını, zor olsa ona, neylin böyle olsun. Böyle olsun. Evet. Şehvetlerinden uzak dur. İki kişiyi dargınsa arasını barıştır. Yolda insanlara eziyet veren bir şey gördün mü? Kaldır onu. Huyun bu olsun. İnsanlar sana minnet duyar. Evet. Bir şey yapacağın zaman istişare et. Danış. Müminlerin ise istişare edir diyor. Ben ruhum şura beynehum. Keza bir önemli iş yapacak mı? İstihare. Allah'a danış. İki rekat namaz kıl. Sağına yanat. Allah'ım bu işin hayırlı olup olmadığını bana göster de istihare yap. Evet. Edepli ol. Saygılı ol. Evet. İnsanların büyüklerine saygı duy. Evet. Güzel mekanlara saygı duy. Cami camidir. Güzel mekan, her taraf olan mekan ama camide oyun oynanmaz. Yemek yenmez. Uyunmaz. Onun yeri ayrı, burada ibadet olur. Camiye saygı duy. Evet. Hiç olmazsa Kadir Gecesi'nde adam gibi yürü. Bazı zamanlar var. Her zaman Allah'tan kork da ibadet et de, hele hele bazı zamanlar var. Kadir Gecesi bir aydan hayırlıdır. Hiç olmaz o geceye saygı duy. Bunu huy edin. Evet, müminlerin kalbine sevinç doldur. Müminleri irşad et. Terbiye et. Öğret. Mümin olan tanıdığın tanınmadığına selam ver. Evet. Ve selama da ilk başlayan sen ol. Komşuya ikramkar davran. Soru sorana, bir şey isteyene ver. Evet. Ve yüzü güleç ol. Mütevazi ol. Günahtan dolayı bir şey hata yapmışsan hemen tevbe et. Bu sende huy olsun. İyilikte birbirine yardım et. Takvada birbirine yardım et. Teenniyle düşüne düşüne, fizibilite yaparak hareket et iş yapacağın zaman. Evet. Tedbirli ol. Düşünerek iş yap.
Kibirli adama sen de tekebbür et, kibirli ol, eğilme. Kibirli adama dik dur. Kibirlilik doğru değil, Allah'ın hakkı. Ama adam kibirliyse hiç eğilme, sen de ona kibirli davran. Hazreti Ömer kumun üstünde yatıyor, sakallarını kum doldurmuş. Gersin Yahudi gelmiş, korkmuş, böyle bir gururlu bir hal almış. Gavura böyle davranılır. Gavurun bunda eğilmez, boyun bükülmez. Mütekebbire tekebbür sadakadır. Herkesi durumuna göre muameleye tabi. Bir devlet adamı geldiği zaman onun göreceği iş var. Sıradan bir adam görecek, ona göre dikkatli ol. Evet, önemli olanı daha az önemlene tercih et. Sabret, sabırlı ol. İnsanların hatasını görme. Evet, insanların edasına da tahammül et. Hemen şikayetçi olma. İmam-ı Azam Hazretleri'nin komşusu, hep anlatırız. Her akşam içermiş. Karılarına da şarkı söylermiş, nara atarmış. İmam-ı Azam Hazretleri'ni rahatsız edermiş. Bunu herkes biliyor. Zamanın valisi de onu çok seviyor. Hocam bir şikayet et. Niye? Senin komşu böyle yapıyor. Yok, ben böyle bir şey falan şikayet etmiyormuş. Bir gün erken içmiş. Yolda işinde içmiş, evine geleceği sırada gelmeden yolda sızmış kalmış. Yakalamışlar, sarhoş. Dinde içki içmek tabii suç. Sarhoşa sopa vurulur. Hemen vali şey etmiş, yakalamış, atmış zindana. O gün şarkı söyleyememiş, gürültü yapamamış komşusu. Hanıma demiş, git bakalım demiş. Komşuya bir şey mi oldu? Karılar ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz? Bizimki eve gelmeden bu akşam, bu gün yerinde, iş yerinde içmiş, yolda sızmış kalmış. Yakalamışlar, zindan atmışlar. Böyle deyince hemen giyinmiş doğru valiye. Vali bey demiş, o komşuyu bırak, o benim komşum. Hocam demiş, aylardır peşindeyim. Sana etmediğini komuyor bu adam. Hayır demiş, beni seviyorsan o adamı bırakacaksın. Peki hocam demiş, sen istedikten sonra sana karşı gelemem. Salıvermişler. Adam biliyor sopa yiyeceğini, hapiste kalacağını. Demişler, niye salıveriyorsunuz? Senin komşun var ya demiş. Ebu Hanife, evet. Onu bizim vali kıramadı demiş. Bu emretti, salıverdik. Adam şarhoş ama insan. Tevbekar olmuş. Evet, komşuya iyi davran. Komşunun eziyetine katlan. Bakın. Evet. Kaderin yazgısına boyun eğ, isyan etme. Oğlu Güneydoğu'da Afrin'de savaşırken şehit düşüyor. Evet. Ama görüyoruz, gösteriyorlar. Başlıyorlar bağırmaya, çağırmaya. Yaran büyük kabul ettik de sen Müslümansın. Her şey kaderle olur. Kaderin dışında hiçbir şey olmaz. Sen de buna inanıyorsun. Âmentü billâhi ve melâiketi ve kütübi ve rusulü ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ diyorsun. Sus. Beyefendi, hanımefendi. Ağla ama bağırıp çağırma. Kadere isyan etme. Öyle diyor. Kaderden olanları hoşnutlukla kabul buyur. Evet. Kimseye eziyet etme. Evet. Tembelliği bırak. İnsanlara düşmanlık etme. Tekellüfle zorlayarak iş yapma. Mürahi olma. Evet. Nimetleri hep düşün. Allah'ın verdiği nimetleri dile getir, şükret. Görmezlikten gelme. Tahdisi nimet yap. Daha var. Kardeşlerini çoğalt. Yardımcılarını çoğalt. Güzel elbise giyir. Evet, güzel isimle isimlen, isimlendir çocuklarını. Evet. Çoluk çocuğuna cimrilik etme. İyi yedir, iyi giydir, güzel yerde oturt. Evet. Töhmet yerlerinden kaç.
Evet. Bir hoca şimdi meyhane gitse, vay be, hocaya bak be demezler mi? Meyhane kim gider? Sarhoşlar gider, iş kalmayacak. Hocanın derdi olmasa bile. Tövbe yerlerinden kaç, yanaşma oraya. Dedikodu sebebi olursun. Bunu yapmazsan, herkes sana adam yahu. Hiç şüpheli yerler bile uğramıyor. Dört dörtlük adam derler. İnsanlar sana minnet duyarlar. Evet, zulüm yerlerinde durma. Evet. Eskiden, şimdi Pamukkale var Denizli'de. Homoseksüel milletmiş. Orada şeyler yapmışlar. Bergama'da gene onların yerleri var. Şimdi gezmeye git, ibret almak için ama orada durma. Kıyamete kadar oraya lanet yağıyor. Kıyamete kadar. Oralara ibret almak için hemen geç, çabuk geç. Allah'a sığın. Oralarda durma. Oradaki otelde yatma. Lanet yağar tepene. Peygamberimiz sefere giderken lanet edilen kavimlerin bölgesinden geçmiş. Çabuk diyormuş, atlarınızı vurun. Çabuk işin buradan. Bir adam da, bir sahabi de uykusu gelmiş, yatmış. Ne olsa yetişirim demiş. Gidecekler biliyor. Başına gelmedik kalmamış. Evet. Allah Zülcelal Hazretlerini hoşlukla, güzellikle her emrine boyun eğerek karşıla. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu şifadır, bu şifadır dedikleriyle iyileşmeye bak. İşlerde sebatkar ol. Hemen böyle dönek olma. Allah'a güven, dayan. Nefsinle cihad et. İyi şeyleri kazanmaya, Allah yolunda sevişmeye, Allah yolunda buğz etmeye bak. Halim ol, hayalı ol. Emaneti koru. Sözünde dur. Namusları koru. Evet, insanlar hüsnü muaşeret yap. İyi insanlara hizmet et. Fukaraya hizmet et. Din kardeşlerine hizmet et. Misafire hizmet et. Huşu sahibi ol. Allah'tan kork her zaman. Kafirlere karşı da uyanık ol. Sakın aldanma. Mefsedeti reddet. Devamlı tefekkür et. Allah'ın yarattıklarına bakarak ibret al. Evet, ilim yolunda zahmetlere katlan. Allah için boyun eğ, gerekir olsa kabul et. Evet, küçüklere merhametli ol, miskinlere merhametli ol, komşulara iyi davran, hastalara iyi davran. Mecliste hocasın, makam sahibisin, dip bucağa oturacaksın değil mi? Orada yer bulamamışsın, oraya oturmuşsun, böyle kafan karışmasın, razı ol ona. Böyle bir huyun olsun. Evet, umudun hiç kaybetme. Evet, hiç kaybetme. Sakın ha, cömert ol, zahid ol, dünyaya metelik verme. Müsamahalı ol. Evet, sulh taraftarı ol, sadaka sahibi ol. Sıla-i rahime önem ver. Susmayı tercih et. Ve mümkün mertebe oruç tut. Nefsini kötülüklerden alıkoy. İç temizliği, hasetten, fesattan, bu gibi şeylerin kalbini temizle. İffetle önem ver. Adaletli ol. Afifkar ol. Kötülükle karışmamak için uzleti çek, tercih et. Evet. Allah için gazap et. Allah için buğz et. Evet. Allah Zülcelal Hazretlerinin emirlerine sabrılmakta azimli ol. Namaz konusunda evet hemen dikkatle, koş camiye. Huyu olsun sende bu. Zor durumlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getir. Firasa sahibi ol. Evet, hakkının hakkını ayakta tutmak için gayret et. Hakkı kabul et. Sana acı da gelse ve inkâne murran. Evet, insanların ihtiyaçlarını karşıla. Kini
at kalbinden, yetime kefil ol. Evet, devamlı abdestli ol. Gece namazlarını kaçırma. Evet, insanlarla idareli ol. Güzel konuş, güzel laflar et. Kalbini kırma kimsenin. Devamlı nefsini muhasebe et. Nefsine muhalefet et. Maruf ile insanlara muaşeret et. Evet. Ehl-i Beyt'e karşı da muhabbetli ol. Evet. Nehi anil münker yap. Ve nasihat et. Bildiklerini başkalarına öğret. Ve yakın sahibi ol. Şüpheli olma. Aha, bunları yaparsan, böyle yaşarsan herkesin minnet duyduğu, saygı gördüğü, insanın gözünde güzel bir adam olursun diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi Cabir bin Abdillah'tan naklemişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn er rahmân er rahîm mâlik yevmiddîn iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Müstakîm sırat-ı üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birer elem deşrah leki şerif ma'al besmele şerif. On üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele şerif. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celile, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el-asab, ötbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete itibar eden mümine müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervaına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyan Gümüşhanevi üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın ervahiyle beraber burada bulunan bizlerin, ahire göçmüşlerimizin, bu aziz vatanı bizlere hediye için şehit olan, sıkıntıda katılan şühedanın kuzatın, halen şehit olanların ervahına, arkasından kimsesi kalmamış Fatih'i koyacak garip müminler ervahına bağışladık. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle.
makamlarını âli derecen yüksek eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımız helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayır eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, insani, siyasi afetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Kafirleri, münafıkları, satılmışları zelil eyle. Onların aramıza sokmak istedikleri hileleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Sübhanekallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Sübhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.